Merhaba. Akasya'ya hoş geldiniz. Bugün hepinizin de çok merak ettiği bir konudan bahsedeceğim. Aslında keşke o zaman nasıl aklımıza gelmedi. Tabii ki benim gelecek bir durumum yoktu ama sezaryen doğum hikayemle ilgili bir video da çekmek isterdim. Çünkü zaten sürekli görüyorum YouTube'da şöyle videolar normal doğum hikayem, 20 saatte nasıl doğurdum falan gibi. Ben de bir sezeryan doğum hikayesinden bahsetmek isterdim. Bu videonun altına birçok yorum gelecek biliyorum. Bunlardan birkaçı da şöyle olabilir. Hmm, sezeryan mı? Sen doğum yaptığını mı zannediyorsun falan gibi. Uyuz olduğum sorularda cevaplamıştım biliyorsunuz. Höst diyorum kendisine yani. Kendinize gelin yani. Sezeryansa Sezaryen. Buna da bir daha cevap vermek istemiyorum cidden. Evet doğum yaptığımı zannediyorum. bilakis yapmış olduğum için zaten bir buçuk yaşında da çocuğum var. Bebek kendisi bayağı bildiğin doğdu. Ama zaten biz içten içe hep kendimizi biraz bu konuda eleştirir, sorgularız. Sezeryan doğum yapan e, sevgili anneciklerim lütfen kendinize bunu yapmayın. Ben de yapmayayım. Kendimize bunu yapmayalım. Kısacası çünkü sezaryen doğum zaten bizim de adı üstünde normal doğum yapmak istediğimiz ama yapamadığımız durumda başvurduğumuz yöntem. Peki hangi durumlarda sezaryen tercih ediliyor ya da zorunlu kılınıyor? Bir, önde gelen plasenta. Evet bu olabilen bir şey. Yanlış olmaması için buradan okuyorum. Plasenta rahim ağzının tümünü ya da bir kısmını kapatacak şekilde yerleşir. Bu durumda bebek doğum kanalına giremeyeceğinden doğum sezeryanla gerçekleşir. Bir de düşünün anne kendini hazırlamış normal doğuma. Zaten aslında en üzücü olan da bu oluyor. Normal doğuma hazırlanmış bir anne sezeryan doğuma girmek zorunda kalıyor. İki, bebeğin duruşunun ters ya da e, yan olması. Bu da yine aynı şekilde normal doğuma hazırlanmış olan annenin yaşadığı bir durum. Bir de saatlerde çekilmiş sancı vesaire bütün bunlar varken yine sezeryana alınıyorlar. Bebeğin iriliği. Bebeğin iriliği de yine annenin normal doğum aslında hazırlanırken zorunlu olarak sezeryanı tercih etmesi gerektiği durumlar olabiliyor. Bir de şöyle şehir efsaneleri var ya da belki özel hastanelerin kimilerinin böyle bir şeye başvurduğu falan düşünülüyor. E, Sezeryan tabii 5 katı daha pahalı bir ameliyat işlemi. Normal doğum ise bildiğin kaşığı ağzına tık tahta kaşık ıı, doğur falan böyle olabilecek. Ebeyle evde bile olabilecek. Yani deneyenlere harika ve bravo vaa diyorum ama böyle bir yöntemken normal doğum diğeri ciddi bir tıbbi müdahale yani bir ameliyat bir bunlar normalde normal doğum sürecinde olan annenin başvurduğu durumlardı şimdi anormal tercihler ya da ameliyat öncesi neden anneler vazgeçebiliyor? Herpes virüsü. Bundan çok bahsedilmiyor ama internette araştırırsanız görebilirsiniz. Herpes bir nevi uçuk, hani dudağımızda çıkan uçun genital bölgede oluşmuş olan hali. Ve bu uykuya dalıyor ve zaman zaman bağışıklık sistemi düştüğünde kendini tekrar gösterebiliyor. Herpesin hareketli yani aktif olduğu zaman da virüsün bebeğin doğumunu çok ciddi şekilde etkilediği, çocuğa eğer bebeğe bulaşırsa çok ciddi riskler taşıdığı zaten bilinen bir gerçek. Eğer herpes virüsü taşıyorsanız normal doğum macerasıyla vedalaşmak durumundasınız diyorum. Bunu bilmeyen anneler varsa kesinlikle ve kesinlikle doktorlara danışsınlar, testlerini yaptırsınlar. Yani genital uçuk herpes normal doğum yapmanızın önüne bir engel olarak çıkabilir. Seçenek de değil diyorum bakın. Aktif olmadığı zaman doğum yapmayı düşünürsünüz ama bunu hesaplamak oldukça ...güç, böyle bir risk almayın derim. İki, herkesin itiraf edemeyeceği bir durum... ...ama bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim... ...korku. I can't do this. I'm not ready for a baby. I'm ready to go home. I'm gonna go home now. I'll come back when I'm feeling a little bit ready. Evet, çoğu anne aslında bu riski göze almak istemez. O korkuyu ve acı korkusunu ya da başa gelebilecek bir şey korkusunu göze almak istemez. Benim bir arkadaşım şöyle dedi tabii ki isim vermiyorum. Ay beni komple uyutsunlar yani epidural, spinal, sezeryan da tercih etmedi. Beni komple, komple uyutsunlar ben uyandığımda bebeğimi kucağıma alayım. Tabii ki bu arada öyle bir şey sanki bir estetik operasyon gibi bir şey değil bu. Yani bebek sezeryanla da olsa çok ciddi bir operasyon geçiriyorsun ve üstüne üstlük bir de narkoz almış oluyorsun. Oldukça büyük riskleri var. Bunları böyle kendinize e, bu konuda biraz telkinde bulunun. Bu arada ebelerle, dulalarla çalışabilirseniz çok iyi olur. Mesela hamile videoları çektiğimiz Dula Burcu. Şöyle izleyebilirsiniz. Benim biliyorsunuz ki çektiğim hamile egzersizleri videoları var. Sonra Gebbe Pınar. Kendisi gerçekten çok iyi bir doğum koçu. Ebe, Gebbe dediği için kendine. Bu arada ikisi de anne. Deneyimlerini de, kendi tecrübelerini de ve eğitimlerini de çok güzel şekilde paylaşıyorlar. Gerçekten profesyonel titiz ve çok iyi insanlar. İkisini de tanıdığım için çok mutluyum. E Dediğim gibi Sezaryen ya da normal doğum. Böyle bir yardım alırsanız kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz. Bu psikolojik bir süreç ama korku da bir sezaryen seçimi olabiliyor, olabilir. Ben yargılamıyorum asla. Dediğim gibi yardımla, kendinizi terkin ederek bu süreci yaşayabilirsiniz. Eğer hiçbir sorununuz yoksa normal doğum, tabii ki adı üstünde normal doğum. Bir tabii şey daha var, fiziksel engeller. Mesela benimki gibi. Ben trafik kazası geçirdim 2004 senesinde. 2004 yılından beri doktorun bana söylediği şey normal şekilde doğuramayacağım. Çünkü kalçamda ve omurucumda çeşitli kırıklar vardı ve bunlar kaynadı ama biraz orantısız kaynadı. Çok şükür hiç öyle disk takmadılar vesaire bir şey olmadı. Bayağı yatarak iyileştim. Kırıklarım iyileşti ama alçıya alınacak bir şey değil biliyorsunuz. Ve tam doğumda o açılan Pübis kemiklerinden bir tanesi kırık olduğu için normal doğum bebeğin gelişini oldukça riske ediyordu. O yüzden benim zaten başka bir seçeneğim de yoktu. Yaş haddi, ikiz bebek bu tür şeyler insanları sezeryan doğuma yönlendirebiliyor. Bence gayet normal. Bunda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi biz anneler nedense özellikle bir sezeryan doğum yaptığımızda, iki yeterince emzirdiğimizi düşünmediğimiz zaman önce kendimizi yiyoruz. Sonra zaten birisi bir laf söylerse Allah bana ne dedi, bana ne dedi. Aaa diye fenalıklar geçiriyoruz. Çünkü zaten için için annelik dediğin şey sürekli bir pişmanlık, sürekli bir suçluluk duygusudur sakın kendinizi bu konuda da çok kötü hissetmeyin. Ama biliyorum ben ne desem de düşüneceksiniz. Bu arada bir takipçim bana özellikle Sezeryan doğum maceramı sorduğu için ve merak ettiği için bu videoyu çekiyorum. Çünkü kendisi doğum sürecinde. Benim geçmiş videolarımı e, izleyenler bilirler ki ben hamileliğimden itibaren e, bu videoları çekmeye başlamıştım. Tabii ki şimdi çok ilerledim ama yeni hamile olan beni takip eden ve bu konularda da fikirlerimi soran arkadaşlara ileri dönük böyle back for ne neydi onun adı? Flash forward <laughs> videolar tabii ki çekeceğim. Zaten bu konuyu da çok fazla işlememiştim değil mi? İşlemiş miydik? İşlememiştim. O yüzden e, ciddi bir hazırlık yaptım. <laughs> Yok ya o kadar ciddi bir hazırlık yaptım. Zaten yarısını e, neredeyse atlattık. Peki sezeryan doğumun sınırlaması ne kadardır? Kaç defa tekrarlanabilir? Şimdi sezeryan bir kere açtırdıysa bolca açtırım kaporta değil bu tabii ki. Hatta şöyle diyelim aslında kaporta. Yani bir kere kestiğiniz zaman orayı açıp kapatamıyorsunuz tekrar. Tekrar kesiliyorsunuz, tekrar kesiyorsunuz. Doğal olarak bu oldukça zorlayıcı bir süreç. Eğer birkaç tane çocuk düşünüyorsanız sezeryan doğumu öyle bir herhangi bir şekilde ah sezeryan doğurayım diye seçmemeniz gerekiyor. Çünkü özellikle dışarıda her ne kadar kaynasa da altta yapışıklıklar, karın içi yapışıklıkları gerçekleşebiliyor. Ama 3'ten fazla sezeryan doğum önerilmiyor. Bu da kayıtlara geçirilsin. Peki ya sezaryandan sonra vajinal doğum yapılabilir mi? Evet. Yani bu arada birçok kişi bunu özellikle eskiler bunu böyle bilmiyorlar. Mesela annem "Aa kesinlikle olmaz." dedi ve kendisi aslında hemşire, ebelik de yapmış. E, eskiden sezeryan doğumlarda sadece e, çok alttan olan, yani göbeğin rahmin hemen altında olan kesim, yatay kesim değil, zaman zaman dikey kesim de tercih edilirmiş. Dikey kesimde tabii ki böyle yırtılma çok daha ciddi olabiliyormuş. Ama çok alttan ve yatay bir kesim eğer tercih edilirse daha sonrasında normal doğum gerçekleştirilebiliyor. Peki sezaryen anne ve bebek sağlığı açısından ne kadar güvenli? Oldukça güvenli. Kendisi bir ameliyat olarak sayılsa bile riskli ameliyatlardan sayılmıyor rahatlıkla. Ee, o yüzden o sandalyeye oturabilirsiniz. Bu arada kendi deneyimimden söylüyorum. Çok korkuyordum nedense. Neden biliyor musunuz? Ee, epidural spinal hangisi şeyse ben epidural spinal dedikleri şeyi yaptırdım. Bu damar yolu ne açıldı. Epidural spinal combo. Belime yapılacak iğneden inanılmaz korkuyordum. Çok düşük bir riskle omurilik sıvısına falan gelebiliyor o iğne ve oradaki sızıntı çok ciddi bir baş ağrısına sebep oluyormuş. Tabii ki internette böyle oyunu oluyorsun. O yüzden o iğne yapılırken kadın elimi tutmuştu ve ben böyle içimden bütün duaları etmiştim. İğneyi yaptı. İnanılmaz bir rahatlama ve ısı vücuduma yayıldı. Buz gibi ameliyathanede ve ondan sonra bir lüne parka dönüştü her şey. Sonrasında da çok şükür bir sorun olmadı. O yüzden önce de mutlaka konuşun derim. Peki ya sezeryandan sonra iyileşme ne kadar zaman alır? Uf, Yani o dikişler biraz ızdıraplı. Normal doğumun en güzel tarafı fırt doğuruyorsun, pıt kalkıyorsun, alıyorsun çocuğunu kucağına derler. Ama aslında öyle olmayabiliyor. Kimi büyük doğumlarda işte bildiğin o ameliyat küçük bir kesik atabiliyorlar aşağı bölgelere. Onlar falan da çok ciddi bir operasyon. O da bir dikiş falan meselesi. Bu arada hemoroid falan olabiliyor. Yani hiç yokken böyle bir basur problemiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ondan sonra küçük idrarını tutamama. Yani gerçekten evet. E, idrar tutamama gibi problemler olabiliyor normal doğumda da. Ama sezaryona dönecek olursak özellikle o ağrı kesicilerin etkisi azaldığında ve yürümeye kalktığınızda bakın benim ağrı eşiğim yüksektir korkunç değildi ama zordu kabul etmek gerekiyor. Çünkü insanın böyle içi boşalıyormuş gibi oluyor. Zaten orada bir kütle vardı ve o gidiyor. Tabii ki tamamen gitmiyor. Bayağı bildiğin diyorsun ki bir daha nasıl toplayacak? Toparlıyor. Kalkıyorsun ayağa. O 10 adım, 20 adım yürümek var ya of. Çok sert bir şey gerçekten. Ağır bir şey. Ondan sonra azalıyor. Biraz artıyor önce ağırlarsızlar. Sonra yavaş yavaş azalıyor. Ama ilk haftanın çok rahat olduğunu da söyleyemeyeceğim. Bir de üstüne üstlük artık tek başına değilsiniz. Orada bir bebecik var ve sizden ilgi bekliyor. Sezaryandan sonra sütün gelmesi kısmına gelince vücut işte o normal doğum esnasındaki o prolaktini salgılamadığı ya da bunu tam olarak anlayamadığı için sütün gelmesi biraz vakit alabiliyor. Bundan korkmayın. O kolostrum denilen ilk süt zaten bir şekilde geliyor ve bebek onu alıyor ve o inanılmaz besleyici bir şey. Öyle lök 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 içmesine gerek yokmuş. Kendinizi de bu konuda gergin hissetmeyin. Evet sonuçta operasyon, sonuçta ameliyat ama öyle bir süreç ki bu zaten harala güreli. Ben bile şu anda anlatınca anlıyorum nasıl bir şey geçirmişim. Geçip gidiyor yani. Sonuçta ikisi de çok ciddi bir şey. Normal doğumda, sezeryan doğumda hayatınızdaki en önemli serüven olacak. Ağrı eşinize göre durumu karşılayış biçiminize göre tabii ki değişecektir o seviyeleri, etki seviyeleri hayatınızda. Sezeryan sonrası cinsel ilişki için en az ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Bakın bu konudan çok bahsedilmiyor. Bunlar hep bizim tecrübeyle yaşadığımız şeyler nedense böyle bir tabu var ya. Ama bunun ciddi olarak açıklamaları var. 6 hafta geçmesi gerekiyor. 4 ila 6 hafta arası. Çünkü o rahim ağzının toparlaması da e, gerekiyor. Bana kalırsa 6 ay. <laughs> Ama e, gerekli mercilerim artı uzmanların görüşüne göre e, 4 ila 6 hafta yeterli olacaktır. Biliyorsunuz doğumdan sonra, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız da söyleyeyim. Doğumdan sonra çok ciddi bir akıntı oluyor. Sanki böyle o aylarda regle olmamanızın acısı. O zaman çıkıyor ve böyle Allah'ım diyorsun ne zaman geçecek acaba? Ben bildiğin böyle hasta donlarıyla dolaşıyordum. Böyle tek kullanımlık var ya. Böyle yastık gibi pedler falan. 1990'lara geri dönmüştük. Yani artık böyle incecik şeyler var ya. Yastık gibi pedler falan. Allah'ım diye ne zaman geçecek bu? Yani öyle şeyleri düşünecek pek haliniz olmuyor. Ama söyleyeyim hani aklınıza falan gelirse. Hani bir niyetiniz falan olursa 4 ila 6 hafta sonra... Cinsel ilişkiye rahatlıkla girebilirsiniz. Bu arada tabii ki <laughs> hala açık bir e, ameliyat, iyileşen bir yara durumu olduğu için rahim ağzının toparlanması gerekiyor. Bu da hijyen açısından çok önemli. Peki <laughs> sezaryen ameliyat oldum. Bebeğimi emzirmeye ne zaman başlayabilirim? Hemen. Yani hemen dediysem. Anesteziden sonra anneler pe pek kolay uyanamayabiliyorlar. Ama epidural, espinalden sonra hemen e, hayata... Uyum sallıyorsunuz şöyle bir gözünüz açılıyor. Ve bebeği çat diye getiriyorlar. Pat diye de koyuyorlar göğsünüze. İnanılır gibi değil. Benim en büyük geçirdiğim şok o zaman olmuştu. Böyle oldum. Ah bıraktı. Birazdan yavrumu çocuğumu emzireceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Aa ah, bıraktı vallahi. Zaten videoda da, videoda da var. O gerçek yani. Aa ah, ah, bıraktı dedim yani. Kadın löp diye bıraktı çocuğu. ve da şap diye yapışıp emmeye başladı. Tabii şanslı olduğum söyleniyor böyle olmayabiliyormuş ve bebeği alıştırmak vesaire. Bu arada uyanamayacağım, denemeyeceğim falan diye endişelenen anneler oluyordur. Ama endişelenmeyin. Gerçekten o ilk süt denilen neydi o? Kolostrum. Bebeğe zaten yetiyor. Bu arada bebek bir süre dayanabilecek formda geliyor. Ya siz bakın şu Allah'ın içine. Ama gerçekten öyle. Öyle hemen aç evladım hemen emsin falan diye endişe etmeyin. Emin olun ki hayat o kadar mükemmel bir şey bir mekanizma ki bu. Onun da süresine izin vermiş. Her ne kadar siz doğal olmayan bir yoldan çocuğunuzu doğurmuş olsanız da bu da siz rahat olduğunuz sürece yolunda oluyor. Sezaryanda genel anestezi mi? Spinal epidural mı? Bana sorarsanız kesinlikle spinal epidural. Ama yani kimisi böyle uf, yaşamak istemiyor bunu. Anestezi ne de olsa bir madde. Spinalde de evet öyle bir şey var ama anesteziden uyanma süreci, onu vücudunuzdan atmanız biraz daha uzun sürüyor. Senin ismin ne koçum? Efendim? Senin ismin ne? Aa, bilmiyorum daha yeni doğdum. <laughs> <Şöyle söyleyeceğim. gülüyor> Bir de o doğum anına biraz normal doğuma yakın oluyor gerçekten. Şahit oluyorsunuz. O bebek çıkıyor ve ağlıyor. Tabii bu arada ben kazaya kafamı kenara çevirip kanlı, gazlı bezleri de görmüş bulundum böyle oldu. Yani çok rahattım bu arada. Çünkü o spinal epidurali buca böyle olsun. <laughs> la 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 parti la la. la, 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 la. Ben espriş kız naba? O doktorum falan. Aa, Serdar gelmiş. Sen burada mıydın? Gerçekten çünkü içeri kaçmış arkadaşlarımdan. E bebek de o da o bunun elleri nasıl havada gibi tepkiler veriyordum ve gayet mutluydu. Çünkü onun gerçekten nefis bir kafası varmış ve her şeyi görüyorsun, acı çekmiyorsun. Ha ama bu arada çok tuhaf bir şey var. Her şeyi hissediyorsun. Yani sana dokunduklarını hissediyorsun ama acı yok. ya yani Ben bunu o sırada fark ettim. Biri bana keşke söyleseydi ya şöyle oldum. ''Aa Çok tuhaf. Gerçekten tuhaf bir şey. Ama tavsiyem bence e, epidural spinal anestezi yerine e, <laughs> genel anestezi yerine daha çok tercih edilebilir bir şey. Kesin tavsiyem yani son kararım. <laughs> <laughs> Ameliyat sonrası iz kalıyor mu? Yok canım kalmaz olur mu? Tabii ki kalıyor. Ama doktorunuz iyiyse böyle şugar bir doktorsa o böyle kesiyi hem dar tutuyor hem de gayet güzel kesi veriyor. Sağ olsun benim doktorum da öyle yapmış. Saat yani bikini çizgisinde diyebiliriz. Böyle boydan boya kesmiyorlar. Ama benim o bahsettiğim 2004'teki ameliyatımdan zaten boydan boya keseyim de var. O dikine, bu eline, o. Oh. Yani neyse. Ben izleri severim. Yaşanmışlık olduğunu gösterir. Yerse. <laughs> yani anlayacağınız Sezaryen doğumunda kendine özgü bir hikayesi var. Ama herkesin hikayesi kendine biricik ve farklı. Herkesin anneliğinin de biricik ve farklı olduğu gibi anılıklarım. Her zaman söylüyorum. En güzel analık bildiğiniz analıktır. Lütfen kendinize iyi bakın. Bu videoyu paylaşın. Altına yorum yapın. Ve tabii ki, ve tabii ki 50 bin olmak üzereyken galiba siz bu videoyu seyrederken olacağım. Abone olun ya.